kalbimin etrafında mütemadiyen sıkışıp edilen bir şey var gibiydi. Açık havada dolaşırsam bu fena ruh halinden kurtulacağımı ümit ederek acele hesap gördüm. Caddenin iki tarafı gazinolar, sinemalar, tiyatrolarla kaplıydı. Kaldırımlarda yağmura rağmen hiç istiflerini bozmayan insanlar geziniyorlardı. Manasız ve birbiriyle alakası olmayan bir takım şeyler düşünerek ağır ağır yürüyordum. Sonra sağa saparak Wittenberg Meydanı'na doğru yürüdüm. Burada KDV dedikleri büyük bir mağazanın önündeki kaldırımlarda ayaklarına kırmızı çizmeler giyip kadınlar gibi yüzlerini boyayarak dolaşan bir takım delikanlılar gelip geçenlere davet eden gözlerle bakıyorlardı. Adımlarım birdenbire süratlendi. Onlara yakın bulunan Nollendorf Meydanı'nın yolunu tuttum. Bu sefer nereye gittiğimi gayet iyi biliyordum. Meydan boştu. Cenup tarafındaki büyük tiyatro binasının önünde bir polis dolaşıyordu. Dün akşam kürk mantolu Madonna'ya orada ve tam bu sıralarda rastlamıştım. Türk edebiyatının başyapıtlarından Sabahattin Ali'nin yalın ve tutkulu aşk romanı Kürk Mantolu Madonna. Yazarın 1928'de geldiği ve 2 yıl yaşadığı Berlin'de kendi aşk hikayesinden yola çıkarak 1940'larda kaleme aldığı roman, nesiller boyu okurlarla Berlin arasında bir bağ kurdu. İçine kapalı ve melankolik Raif Bey'le tutkulu ama mesafeli Maria Puder aşkının anlatıldığı mekanlar hala capcanlı. Her ne kadar İkinci Dünya Savaşı'nın tahribatıyla mimari birçok yerde tamamen değişmiş olsa da. Bir Sabahattin Ali trajedisi, Kayıp Kemiklerin İzinde adlı belgeselinin gösterimi için Ekim ayında Berlin'e gelen yazar ve belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk, filminin bu şehirde gösterilmesinin ayrıcalığını anlattı. Olağanüstü, mutluyum. Aslında acılardan bal eylemek anlamına geliyor bu. Mutlu olunacak bir şey yok. Bir acı anlattık 60 dakika boyunca. Ama bir yazarın ölümsüzlüğünü anlatmak açısından da mutlu oluyor insan. Ve hele ki ilk gençlik yıllarını bir anlamda heykel gibi, iğne oyası gibi işlendiği kentte bunu göstermek doğrusu çok anlamlı oldu. Ve bir borç gibi oldu. Bakın işte 1920'li yılların sonunda buraya öğrenciliğe gelen Sabahattin Ali burada Kürk Mantolu Madonna'yı yazıyor. Bir anlamda kafasında yazıyor. Sonra 40'larda yayınlıyor. 40'larda yayınlanıyor. Burada kitapta geçen caddeler, meydanların olduğu o zamanın Berlin'i düşün. Bir Dünya Savaşı sonrası Berlin'in de 2,5 yıl dolaşmış Potsdam'da, meydanlarda, caddelerde ve biz o kentte bu belgeseli gösteriyoruz. Sabahattin Ali'nin öldürüldüğü 1948 yılından itibaren tüm eserleri gibi 15 yıl boyunca yasaklı olan ve neredeyse unutulan Kürk Mantolu Madonna'nın günümüzdeki popülaritesinin sebebi ne? Özgentürk'e göre bunun çeşitli sebepleri var. Kürk Mantolu Madonna özellikle son 25 yıldır çok satanlar listesinden düşmüyor. Bu bir sosyolojik araştırma konusu. Düşünün 1940'larda yayınlanıyor, aradan ama 70 yıl geçiyor, 60 yıl geçiyor. Birdenbire genç kızların, genç erkeklerin, hatta orta kuşak insanların elinden düşmüyor. Oradaki satırlarda bir vuslat dedikleri hani buluşma olmadığı için de çok hüzünlü bir aşk öyküsü olarak, romanı olarak algılanıyor. Artı gerçekten nasıl ki melankoli şiirinde mesela Sabahattin Ali'nin olağanüstü tasvirler varsa sevdaya dahil, Madonna'da da yeni kuşaklar olağanüstü tasvirler buluyor. Arabesk yok. Anlaşılmaz durum da yok ama. O kadar sade, doğaçlama ve hakikaten kendiliğinden gelen satırlar akıp gidiyor ki. Bu yüzden sevdi insanlar, biri sevgilisine, erkeğine, erkeği kadınla sevgilisine okudu, okuyor oradaki satırları. Nebil Özgentürk'ün Sabahattin Ali belgeseli, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden sonra Berlin'de ilk kez Theater 28'de gösterildi. Yazarın kızı Filiz Ali ile torunu İdil Ali de oradaydı. Sabahattin Ali'nin hayatının trajik sonu salonu da hüzne boğdu. Ali'nin 41 yaşındayken öldürülmesi üzerindeki sır perdesi, 70 yıl sonra hala aralanamadı. Cinayetin gerçek failleri bulunamadı. 1993'te yaşanan Madımak katliamında eşi halk müziği sanatçısı Hasret Gültekin'i kaybeden Yeter Gültekin,
Gecenin organizatörlerinden, gerçeklerle Sabahattin Ali sayesinde yüz yüze geldiklerini anlatıyor. Bir yürek sızısı Sabahattin Ali. Yani o aldırma gönül dizeleri ya da benim meskenim dağlardır dizeleri nasıl çıkmışı anladığımızda memleketimizin gerçekliğiyle de artık yüz yüze gelmiştik ve çocuklar olarak da bir takım sıkıntılar ve baskılar yaşamaktaydık. Ve benim meskenim dağlardır dizelerini yazdıktan sonra dağlarda bu şekilde öldürülmüş olmasını öğrenmemiz büyük bir acıydı. Hepimiz açısından bir travmadır. Bizim çocukluğumuzdan Sabahattin Ali'den başlayarak faili meçhul denen ama faili belli cinayetlerin, güpegündüz katliamların ne yazık ki ardı arkası kesilmediği için yüreğimizdeki sızı derinleşmekte ve travma hakikaten kuşaktan kuşağa devrolmakta. Sabahattin Ali belgeselini izlemeye gelenler filmin sonrasında sözlerini onun yazdığı şarkılara da eşlik ettiler. Halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan da oradaydı. Ona göre Sabahattin Ali aynı zamanda bir kent ozanıydı. Sabahattin Ali de Karacaoğlan'dan bağımsız bir şey yazmıyor. Sadece dil farklı, şekil farklı yani. Bence tam da kentteki karşılığı Karacaoğlan'ın, Pir Sultan'ın, Yunus Emre'nin kentteki karşılığı Sabahattin Ali'dir. Burada olduğum için bunları konuşmuyorum. Uzun zamandır bunları yeri geldiğinde dillendiriyorum. Onun şiirlerinden tam geleneksel bir müzikle örtüşecek çok şiir var. Onlardan bestelemek istiyorum. Ve böyle bir kapının aralanmasına katkım olsun istiyordum. Bu geceye gelince de bu böyle kalın çizgiyle çizildi benim yüreğimde. Kesinlikle böyle bir sorumluluk hissediyorum. Bunu yapacağım. Yeniden Kürk mantolu Madonna'ya dönecek olursak, yani okurların yıllarca hayal ürünü sandığı ama aslında gerçek bir kişi olduğu çok sonra keşfedilen Maria Puder'e. Berlin'de yaşadığı yıllarda bu isimde bir kadına aşık olmuş Ali. Birlikte uzun yürüyüşlere çıkmışlar, bazen el ele tutuşmuşlar. Romandaki tutkulu aşk hikayesine esin kaynağı olan gerçek hikayeyle ilgili bildiklerimiz bundan ibaret. Sabahattin Ali'nin kısa ama dopdolu hayatının bir dönemine damga vuran Berlin'de hala bu melankolik yazarın izleri var. Ve Kürk mantolu Madonna okundukça bu izler derinleşmeye devam edecek. Ağır ağır yürürken Tiergarten'ın cenub kenarından geçen bir kanala kadar gelmiştim. Buradaki köprünün üzerinden Maria Puder'in evi görünüyordu. Köprünün kenarına yaslanarak hareketsiz sulara baktım. Yeni başlayan hafif bir yağmur suyun tüylerini diken diken ediyordu. Bir gece evvel Frau van Tiedemann ile sarmaş dolaş durduğumuz yere geldim. Sanki aradığım insan birdenbire peyda olup verecekmiş gibi gözlerimi ilerideki elektrik direğinin altına diktim.